ahir zaman alametlerinden, Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri olarak Peygamber Efendimiz'in bildirdiği ekonomik kriz 2014'e kadar sürecek dediğiniz şu anda Avrupa'da hakim. Yunanistan tarihin en büyük gösterileri yapıldı. Molotov kokteyller, saldırılar, polisle çatışmalar. Ekonomik sebepten dolayı ülke iflasın eşiğinde. Krizden sonra Ekvator, Pakistan, Grenada gibi dünya fakir ülkelerin arkasında düşmüş ekonomide. İspanya'da da aynı şekilde 2000 gösterici sokağa çıkmış. Parlamentoyu çevrelemişler. Ekonomik kriz nedeniyle kesinti yapılmasını protesto etmişler. Dediğiniz gibi Avrupa'da ekonomik kriz yüksek düzeyde devam ediyor hocam. Kardeşim, dinsiz, imansız, ateist, materyalist, darwinist olduğunda hayatın bir anlamı kalmıyor. Adam solucandan farklı görmüyor kendini. Bir primatın gelişmiş şekli olarak görüyor. Ahiret inancı yok. Her an dünyanın dağılabileceğini, her an ölebileceğini düşünüyor. Hayat ona anlamsız geliyor. İnsanlar da anlamsız geliyor. Yani niye çalışayım diyor. Köşeyi dönerim. İnsanları dolandırırım. Öyle. Yani yaşayabildiğim kadar yaşarım gibisinden bir ruh içerisinde oluyor. Müthiş bir tembellik, müthiş bir azimsizlik ve güçsüzlük hissediyor kendinde. Yani ruhen bitap hissediyor. Onun için hazırcı oluyor işte. Devlet para versin, devlet yiyecek versin, yesin, içsin, yatsın. İşte hoplasın, zıplasın kafasında oluyor. Bir de gelecek korkusu sarıyor. Yani parayı tutma, parayı hapsetme eğilim oluyor. Malı hapsediyor, parayı hapsediyor. Ekonomi de felç oluyor. Yani ekonomi adeta komaya giriyor. Komadan çıkamıyor o zaman. İstedikleri kadar elektroşok yapsınlar, açılmıyor. İşte o elektroşoku yapacak olan Mehdi'dir. İnşallah. Mehdiyettir. Hazreti İsa Mesih'tir. İnşallah. Onun dışında bu basiret bağlanması, feraset ve akıl bağlanmasını çözecek bir sistem görünmüyor şu an. Ne şahsı manevi çözebilir, ne şu ne bu yani. Sadece Hazreti Mehdi'nin, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın elinde. Allah'ın izniyle inşallah.